Akademi Sakaryaspor'un bünyesinde devam ettirdiğimiz Çark Caddesi Podcast'te herkese merhaba. Ali Göçmen'le birlikteyiz her zamanki. Bu sefer bir de konuğumuz var. Eren Turanlar'la bizlerle birlikte. Hoş geldin Eren. Merhabalar dostlar, hoş bulduk. Ali sen de hoş geldin Hoş tabii. bulduk. Evet, ilk yarıyı bitirdik. İlk yarı değerlendirmesi yapalım dedik hep beraber. Tabii öncelikle belki de Eyüp maçından almak gerekiyor. Geçen seneki playoff maçından. Taner Hoca ile devam edilen bir süreç vardı. Biz tabii programlarda zaman zaman bunlardan da bahsettik. Daha farklı bir görüş olması açısından Eren'le başlayalım. Eren sen lige başlangıcı, sonrasında Tuncay Hoca'nın gelişi. O süreci nasıl değerlendiriyorsun? O geçişi sence nasıl yaptık ve Tuncay Hoca ile gelen yükselişin sana göre sebepleri nelerdi? Biraz da senden dinleyelim o kısmı. Teşekkürler Cihat. Ya geçen sene Eyüp maçından önce yani uzun zamandır olmadığımız birlikte, aslında bildiğimiz birlikte iyi başladık diyebiliriz. Hatta hepimizin beklemediği bir performansla üst sıralarda bulunduk. Ligin sonuna doğru aslında ikinci ligden gelen takviyelerle gelen kadroda açıkçası kimsenin böyle bir ilkten bir playoff umudu yoktu, ama takım iyi seri yaptıktan sonra hepimiz de acaba bu sene o sene mi, ilk senemizde yapar mıyız gibi düşünceler oluştu. Sonrasında playoff'ta Eyüp'le eşleşmemiz de zannediyorum son benim hatırladığım Samsun maçı ve Sarıyer maçlarını bir tarafa bırakırsak yeni stattaki en iyi atmosferin olduğu son dönemdeki sezonlardan biriydi. İnanılmaz güzel bir maçtı. Sonrasında hepimizin unutulmaz bir maçla, unutulmaz bir golle diyebileceğimiz bir kötü bir şekilde hepimiz bir üzüntüyle bir maçtan ayrılmak durumunda kaldık. Ben açıkçası Taner Taşkın döneminin o dönemde mutlulukla ya da nasıl söyleyeyim iyilikle ayrılması taraftarıydım. Nitekim yönetim kurulumuz hocamıza devam etmek istedi. Ama sanki bir kan uyuşmazlığı ya da hocada bir mental bir yorgunluk olduğu çok aşikardı. Sezona sanki hem transferler anlamında hocanın istedikleri olmadığı gibi ya da takımla o kimyasını çok tutmadığını düşünüyorum. Akabinde zaten sezona çok kötü başladık. Çok kötü başladıktan sonra geçen seneki takımda da birçok değişiklikler oldu. Ve hocanın da hani alakalı zaten çok soru işaretleri vardı. Hoca Taner Hoca kendi katıldığı bazı programlarda da açıkçası ben çok enerjimi kaybetmiştim. Benzeri açıklamalar da yaptı. Bunu da çok şaşkınlıkla dinledim ve nasıl bu hocayla devam edildiğini de anlayamadım. Sonrasında hocayla yol ayrımından sonra Tuncay Şanlı ismi gündeme geldi. Valla ben dahil çevremdeki herkes çok büyük bir olumlu düşünceyle açıkçası Tuncay Hoca'ya yaklaşmadık. Bu noktada Tuncay Şanlı bütün şehri çok şaşırttı. Çünkü Bir ser Tuncay, burada araya gireyim de Tuncay Hoca tabii. çünkü antrenörlük başka takımlarda yapmadı. Biraz da onun etkisi var herhalde. Sadece Sakaryaspor'da yapıyor. Kesinlikle öyle. Bir de maalesef sırf bizle de değil, her şehirde olan bir şey. Kendi içimizdeki değerleri maalesef küçümsüyoruz. Bu hem teknik adam hem futbolcu anlamında. Dışarıdan çok daha büyük networklü gözüken kişiler bizim için çok değersiz olabiliyor. Sadece şehrimizin insanı olduğu için. Tuncay Şanlı müthiş bir seri yaptı. Hani hepimizin aklında senin de dediğin gibi Cihat, biz çok fazla teknik adam anlamında tecrübesi olmadığını düşünüyorduk. Takımı hep belli bir motivasyonla ve tabiri caizse bir abilikle götürdüğünü düşünürken ya sizin de uzun programlardır çok üzerinde yorduğunuz hem ekibinin kalitesi hem kendi bence teknik performansını da çok geliştirerek bence muazzam bir seri yaptı. Bu anlamda hepimizi çok şaşırttı. Yani çok ufak nüanslar olmasa hani çok kritik ufak hani hiç beklemediğimiz takımlardan içerideki o beraberlikler olmasa şimdi bambaşka bir devre arasıyla da bitirebilirdik. Ama ben şuna eminim, çok da uzatmak istemiyorum ama Tunca Hocam müthiş bir seri yaptı. Müthiş serisini de müthiş bir galibiyetle, Kocaelispor galibiyetiyle devre arasına girdikten sonra takımda inanılmaz bir yukarıya doğru bir ivmelenme şeklinde bıraktı ve zannediyorum devre arasının geldiğine en çok üzülen takım bence bizizdir. Evet. Bu anlamda Sakaryaspor bence iyi bir şekilde girdi devre arasına. Şu anda hani takımdan ayrılan bir oyuncumuz da yok, gelen bir oyuncumuz da yok. İyi bir takımımız var. Ya bence şu an Sakaryaspor
Tuncay Hoca da Sakaryaspor'da beklentinin üzerinde bir performansla gidiyor. Bence şu an için her şey olumlu ve sağlam adımlarla gittiğimizi düşünüyorum. Evet. Ali peki sana da şey sorayım. Ya Tuncay Hoca geldi neyi değiştirdi Taner Hoca'dan sonra ya da ne değişti? Tuncay Hoca'dan bağımsız da olabilir bu. Ya mesela en basitinden yeni gelen oyuncuların form kazanması ve takıma adapte olması. Aynen. Ya şöyle aslında şuradaki kısma baktığımızda hem bizim sezonun gidişatı çok ince bir noktadan geçti bence. Özellikle Eyüp maçıyla birlikte bu olumlu yönde döndü. Tuncay Hoca ilk geldiğinde Bodrum ve Çorum mağlubiyeti vardı. İlk iki maçta puansız ayrılmıştı. Tuncay Hoca'nın önceki dönemlerine baktığımızda da oyun anlayışı şöyleydi bence. Daha çok toplu oynamayı seven. Mesela Forvet'te daha çok orta saha oyuncularını kullanıp topun bizde kalmasını sağlayan bir anlayışla oynuyordu. Geldiğinde de ilk iki maçta yine benzer anlayış vardı. Sonuçlar gelmeyince takımın o zamanki transfer sürecinden bir yara alıp çıkmış olması ve şehirdeki hava bayağı bir benim kendi adıma sezonu kötü bir noktaya götürüyor gibi bir his vardı. Bence değişiklik Eyüpspor maçıyla başladı. Burada da en büyük değişiklik oyun anlayışındaydı bence. Yani topu artık rakibe bırakıp daha çok kendi alanımızda beklediğimiz, kazandığımız toplarla hücuma çıktığımız bir anlayışla oynamaya başladık. Yani bence bu noktadan sonra bu oyundaki gelen değişiklikle sezonun gidişatı değişti. Yani şu 3 maçlık seriyi bir maçındaki bir pansumanla geçtik. Devamında yine oyun anlamında bazı günler iyi oldu, bazı günler kötü oldu. Ama yani üzerine koya koya ya bugünkü geldiğimiz tablo en sonunda baktığımızda Eren abinin dediği gibi harika bir tablo çıktı karşımıza açıkçası. Yani ben de buraya ek olarak yani bu bölümü kapatırken Tuncay Hoca'nın tabii payını vermek gerekiyor. Çünkü ya futbol tabii ki saha içindeki taktik varyasyonlar, oyuncu seçimleri çok önemli ama bu oyuncuları bir arada tutmak, bir takım hüviyetine büründürmek ya belki de teknik direktörlüğün en önemli unsurlarından birisi. Ya bugün Nagelsmann bile işin %60'ı, %70'i iletişim diyorsa ve işte Alman milli takımında onun bir önceki işte meslekte Hansi Flick Alman milli takım soyunma odasını iletişim yüzünden kaybediyorsa ve bu işte çok büyük turnuvalara da yansıyorsa burada Tuncay Hoca'nın da takımı bir aile havasına büründürmesine bir paye vermek lazım. Taktiğin dışında hani saha içinin dışında bunu söylüyorum. Saha içine girersek ben daha ikinci ligden beri bizim takımın çok iyi bir geçiş takımı, çok iyi bir kontra atak takımı olduğunu ve Süper Lig takımlarını dahi yenebileceğini söylüyorum. Geçen seneden beri bazı Süper Lig takımlarını. Bence bunu işte önümüzdeki Hatay maçında da gösterebiliriz diye düşünüyorum. Bir Süper Lig takımını eleyerek işte Sakaryaspor ruhunu en çok temsil eden şey Türkiye Kupası'nın kazanılması. O yüzden Türkiye Kupası'na da bu sene ilerlenebileceğini düşünüyorum. Tabii yani bu başarılı sürecin bir de oyuncu tarafı vardı. Oraya şimdi geçebiliriz. İsterseniz tek tek oyuncuları kısa kısa değerlendirelim. Eren Hocam seninle başlayalım. Kaleden başlayabiliriz. Sen kısa kısa oyuncuları değerlendirerek gidelim. 10 üzerinden Tabii. istersen puan da verebilirsin. Tabii ki. Ya Şey yapalım, pardon. Defansı bitirelim, sonra Ali'ye geçelim. Öyle daha monolog geçmesin. tamam. Vallahi en kötü yer bana kaldı diyebilirim o zaman. Yok yok. Maalesef. Şey herkes aynı Yok yapacak. Sadece yok. değiştireceğiz. Şu anlamda söylüyorum. Sakaryaspor'un bu sene yani bana göre son 10 takım arasındaki en kötü tandem hattı, savunma hattı bence bizdedir. Cihan geçen senenin üzerine çok koydu. Geçen sene Furkan'la bir rekabeti vardı. Bu sene onu açıkçası çok zorlayan bir yedek yok ama bence geçen seneki performansının çok üzerinde. Çok ciddi bence bize puanlar aldırdı. Maşallah Allah sakatlıktan korusun. Cihan uzun yıllar Sakaryaspor'un benim yakın geçmişte hani hep iyi kalecileri oldu. Oğuz Çalışkan'dan işte Furkanlara gelene kadar hep iyi kalecilerimiz oldu son dönemde ve hepsi minimum 2 sene 3 sene kaldı. Cihan da bence o kulübün yarı efsane diyebileceğimiz oyuncular arasına bence yakın zamanda girecektir. Cihan'dan çok mutluyuz. Bence Sakaryaspor'un bekleri hem sağ bekte hem sol bekte lig ortalamasında oyuncular diye düşünüyorum. Yani çok öne çıktığımız ya da çok aman aman dediğimiz geçen seneki mesela sol taraftan sol bekten çok çekmiştik. Bu sene ne öyle bir sağ bekimiz ne sol bekimiz var. Oğuz Yıldırım ikincilikten beri üstüne koya koya devam ediyor. Ali ile ciddi bir rekabeti var. Formayı bir o alıyor bir o alıyor. İkisi de çok farklı oyuncular ama Cihaz senin de dediğin gibi Ali bazen Juninho vari
şutlarıyla, frikikleriyle inanılmaz yerde şapkadan tavşan çıkarabiliyor. Oğuz da sakatlığına kadar çok verimli oynadı, özellikle hücum tarafında. Sol bekte iki Bülent de birbirine yakın performanslar sergiledi. Bülent Uzun'u geçen seneden zaten tanıyoruz, bildiğimiz bir oyuncu. Bence ilk yarıdaki biraz formsuz başlamış sezona, sonra Cevahir'e kaptırdı. Şu an biraz daha form, biraz daha formda. Ya ikisi de belli bir kapasitede ve belli bir yaratıcılıkta oyuncular. Bence çok iki noktada da, yani Sakaryaspor'un iki tarafındaki dört beki de transfere kesinlikle ihtiyaç duyulmayan mevkiler. Ben özellikle stoper tarafında maalesef çok Donkor gelene kadar bayağı zaten hep yaşadığımız sıkıntıyı bütün şehrin malumu. Maalesef Erdi ile o uyum olmadı. Rotman'dan yaratmak istediğimiz o stoperden hiç verim alamadık. Göbek'te çok çok ciddi sıkıntı yaşadık. Sakaryaspor'un hani transfere tabii ki ihtiyacı var. Ama hani transfer yapılmazsa olmayacak diyebileceğim benim tek nokta, hem sayısal olarak hem de kalitesel olarak kesinlikle ve kesinlikle stoper. Buraya yani takım kimyasını tabii ki bozmamak çok önemli. Ama bence Sakaryaspor'un en öncelikli, hani belki çok lüks olacak ama hani yabancı kontenjanına açılırsa dahi hani süper bir stoper buraya gidebilir diye düşünüyorum. Sakaryaspor'un ligde en iyi olduğu pozisyon ben orta saha diye düşünüyorum. Yani orta sahadaki oyuncu grubumuz ligin gerçekten çok tecrübeli ve çok kaliteli isimlerinden, ki bunu Kocaelispor maçında gerçekten gördük. Orta Orta sahayı sahadaki geçmeden oyuncuların Ali'ye tabii. de vereyim defansı. Ha, tabii ki. Evet, yani Ali, yüzdeleri de yazmışsın Ali, sen herhalde kim ne kadar oynadı. aynen bunun oynama yüzdeleri Burada bunlar. bir parantez açıp sana bırakacağım sözü. Çağlayan bu sene hiç şans bulmadı ama işte Sivasspor'da mesela 5 milyon euroya, şimdi Yunus Emre Konaklı çocuğun adı galiba, Brentford'a transfer oldu ve bu 5 milyon euro, yani ligde dördüncü olsa daha az kazanıyor bu 5 milyon eurodan. O yüzden hani bu tarz oyuncuları çıkarmak çok önemli. Çağlayan'a buradan bağlayıp defansı, sen de Eren'in belki üzerine eklemek istediklerin vardır. Oradan devam edelim. Evet. Ya şöyle, herhalde ben ilk yarıya baktığımda en değerli oyuncuyu seçecek olsak biraz da duygusal davranıp ben Donkor derdim herhalde. İlk Eyüpspor maçıyla sezonu açtı. Oynadığı her maçta da sahadan mağlup ayrılmadı. Böyle bir istatistiği de var. İnşallah devam da ettirir ki geçen seneden sonra yani o sallantıdaki performansından sonra da herhalde kimse böyle bir performans beklemiyordu. Bunun da Ben hiç etkisi var. beklemiyordum. Bunun da etkisi var herhalde. Ya ben Erdi konusunda şöyle, herhalde genel düşüncenin aksine bir düşüncem var. Yani ben diyorum ki stoper transferi yapmaya gerek yok, en azından Ocak döneminde. Erdi evet, yani çok gole sebebiyet veren hata da yaptı. Önemli puanlar kaybetmesine de sebep oldu. Ama yani son Giresun maçıydı sanırım. Önemli bir hamlesi vardı. Yine Kocaeli maçında iyi oynadı. Yani yükselen bir performansı da var diyebiliriz son haftalarda. Yani bir de şimdi zaman da kısa. Hemen 10 gün sonra lig başlıyor. Ki stoperde de uyumun önemli olduğu bir etken. Yani buraya biz hemen hazır oyuncuyu alıp monte etmemiz de biraz zaman alacak. Ocak dönemi olduğu için de net istediğimiz oyuncuyu bulmamız da zor. Yani ben o yüzden, ya hazır bu uyumu yakalamışken, takım da ritim bulmuşken, yani çok stoper ikilisini bozma taraftarı değilim. Ama yani çok iyi bir oyuncu fırsatı olur. O transfer düşünülür. Ama yani bunu sezon sonuna bıraksak, sezon sonunda daha net çözsek bu bölgeyi, bence daha iyi olur gibi geliyor. Yani farklı iki görüş var. Bence güzel oldu bu. Çağlayan'ın peki tekrar takıma biraz daha işte %3 mü oynamış bu devre? Çok az yani. Ya Çağlayan'da şöyle bir problem vardı. Medyaya yansımadı ama bir sakatlık problemi yaşadı. Yani uzun da sürdü. Ya medyada hiç ben görmedim haberini. Yani Tuncay Hoca'nın ilk geldiği dönemde bir antrenmanda bir sakatlandığını hatırlıyorum. Ondan sonra neredeyse hiç kadroya da dahil olmadı. Dediğim gibi medyada da haber yok. Tam ne oldu ne bitti onu da bilmiyoruz ama yani bunun sebebi büyük ihtimalle sakatlık. Anladım. Güzel. İki farklı görüş var. Burayı bu devrede çözüp ikinci devreye çok daha güçlü girebiliriz dedi Eren. Yani herhalde buna katılmayacak da yoktur ama sen de daha farklı açıdan yaklaştın. Evet, yani bu arada ben de şöyle ekleyeyim buna ek olarak. Yani ilk yapmamız gereken yer orta saha. Evet, şimdi orta Özellikle saha demişken evet, Sinan'ın performansından ötürü. evet, oraya geleceğim. Ben çok kısa kendi görüşümü Ben söyleyip pası Eren'e atacağım.
Orta sahaya gelmeden çok özür diliyorum. Yani çok ufak bir Tabii. istinaden bir şey söylemek istiyorum. Ya şimdi şöyle düşünelim. Doncor çok iyi bir stoper. Erdi form tuttu. Eyvallah. Şimdi Rotman'ın stoper performansı gerçekten kötü. Bunda hemfikirizdir diye Stoper düşünüyorum. değil çünkü. Stoper değil çünkü. Mecburiyetten oynuyor. Yani şunu düşünüyorum ben. Olası bir kart cezasında ya da bir sakatlıkta, uzun dönem bir sakatlıkta kadroya alabileceğimiz Çağlayan'ı 11'e koysak yedek stoperimiz yok. Normalde biliyorsunuz takımlar kadro planlamalarını yaparken iki as, iki yedek, bir de plase stoper. Yani genç olabilir ya da atıyorum işte Rotman vari ya da Oğuz Kocabal vari orada oynayabilecek bir orta saha oyuncusu ya da bir beşinci stoper de alternatif düşünebilir ama biz şu an sayısal olarak da eksiyiz. O yüzden ben buraya muhakkak takviye diye düşünüyorum Evet. yani. Evet, bu arada Evet, nicelik olarak. ben de Doğru. Rotman'ın sol stopere yedek yazmışım. Şey olmasın diye, transfer İşte olmasın bir diye. tane de plase lazım diyor herhalde. Evet, ben iki görüşe de yakınım. O yüzden orta sahaya geçiyorum. Orta sahada daha net görüşlerim var. Hasan'ın performansından başlangıçta hiç memnun değildim. Son iki maçta çok beğendim. Özellikle Kocaeli maçında çok beğendim Hasan'ı. Eğer böyle oynayacaksa yani orada kimseye ihtiyaç yok. Onu sadece biri yedekler. Murat Cem ve Mikail birbirini çok iyi tamamlıyor bence. Yani tam oranın box to box ikisi de. İşte Mikail işte ön libero denendi. Kesinlikle öyle bir oyuncu olmadığını gördük. O pas kalitesine sahip değil yani. Geriden oyun kuracak bir oyuncu değil ama enerjisiyle tıpkı Murat Cem gibi box to box daha faydalı. Özellikle sonradan girip takıma biraz daha dinamizm katabilir. Simon'u maalesef ben kadroda düşünemiyorum. Onun yerine kesinlikle o yaşta bir alternatif yabancı alınabilir. Sinan'ın performansı çok düşük bence. Orada da çok net bir 10 numara. Hatta son bölümde önerilerimi de sunacağım. Game changer, oyuncu değiştirecek birisi lazım diyorum orta sahaya. Bartu Elmas transferi var. Şu an ben orada Hasan'ın yedeği olabilir dedim. İkili oynayacaklarsa sistem değişir dedim. Eren'in orada farklı görüşleri vardı. Güzel. Onları dinleyelim orta saha konusunda Eren senden. Ya dediğiniz gibi hoca değişikliğine gittikten sonra Sakaryaspor'da Bandırma maçından sonra bir transfer furyası geldi. Sanki biz aslında gayet mağlubiyete yorduk ama çok daha evveliyeti olan transferlerdi. Bunlar Hasan, Sinan ve Murat Cem transferleri. Ya yani üçü de aslında baktığınızda bu lig için inanılmaz transferler kağıt üzerinde de kadro kalitesi, oyuncu kalitesi anlamında da. Fakat gel gelelim verim anlamında Murat Cem ilk geldiği andan beri katkı vermeye başladı. Benim hatırladığım oyun olarak da Altay maçında da başlamıştı katkı vermeye. Hasan ve Sinan'dan biz uzun haftalar boyunca çok katkı alamadık. Yani ikisinin de bu lig için çok kıymetli oyuncular, geçmişte şampiyonluklar yaşamış, playofflar oynamış çok ciddi tecrübelerinin olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla ikisinden de acaba hani başkanımız da çok iddialı bir sözü vardı hatırlarsanız her başkanın rüyasıdır bu iki oyuncu şeklinde. Ha, bu da gereksiz bir yere aslında beklentiyi yükseltti bu anlamda ama biz de performans alamayınca ister istemez tüm eleştiri oklarını takıma çektik. Fakat şöyle bak şimdi belki renktaşlarım beni anlayacaktır ama hani Sinan Kurt isim olarak Transfermarkt verilerine göre Sakaryaspor'un en pahalı oyuncusu, en değerli oyuncusu. Sakaryaspor'a verdiği katkı, maçını hatırlamıyorum. Bir tane Oğuz'un pasında mıydı neydi? Bir boş kaleye bir golü var. Evet. Bir de Kocaelispor maçındaki malum topun üstünden atlaması var. İnanılmaz katkısı. Dolayısıyla bizim en spesifik, en lider dediğimiz, en 10 numara pozisyonda oynayan oyuncumuzdan beklentimiz maalesef bu şekildeydi. O anlamda Hasan ve Murat Cem'in inanılmaz bir performansı vardı. Özellikle Kocaelispor maçında. Dolayısıyla ben de şöyle bir şey düşündüm. Hani hoca hep 4-1-4-1 da Hasan'ı geride o 4'lü savunmanın önünde Hasan'ı oynatırken Murat Cem'in de performansı çok iyiyken Sinan'ın da performansı çok kötüyken acaba orta sahada hani 8-10 bölgesinde savunmanın önünde Hasan'la beraber Murat Cem oynayabilir mi? Hani gerekirse biz hep sizin de söylediğiniz o kreatif 10 numara transferi acaba yapmasa mı takım? Çünkü Sinan var, kötü bir Sinan var ama var. Murat Cem bu anlamda yaratıcı bir oyuncu. 90 dakika çıkaramayabilir ama belki ikinci yarı daha da kondisyonlu olur ama formda ve iyi bir Murat Cem var. Dolayısıyla burada
kreatif anlamda bir şeyler yapabilen çok iyi yerli oyuncularımız var. Yani yabancı kontenjanını da kullanmadan bu çok kıymetli. Dolayısıyla acaba savunmanın önüne 6 numara ya da belki eski 5 numara dediğimiz bölgeye mi transfer yapsak? İşte Fenerbahçe'den ismi anılan Bartu gibi ya da farklı bir oyuncu gibi mi transfer yapsak diye düşündüm. Bu anlamda ikisi de çok kıymetli. Yani ya burada tamamen aslında Sakaryaspor fırsat transferi kovalayacaktır muhtemelen. Ama benim görüşüm yabancı transferinin durumuna göre bunu değerlendirecektir. Şimdi şöyle, şimdi Tuncay Şanlı çok büyük bir isim Türk futbolunda. Dolayısıyla belki lig olarak oyuncular bir alt lig olarak görebilir muhakkak İstanbul takımları özellikle, ama hani Fenerbahçe'deki ağırlığı aşikar. Oyuncular İstanbul takımlarından, ya sırf Fenerbahçe endeksli konuşmuyorum. Hani ben şunu düşünüyorum açıkçası, yarım sezonluk da olsa, bir sezonluk da olsa yani Tuncay Şanlı'nın ismi bence Sakaryaspor'u bu ligdeki yani bütün takımlardan öne çıkaracaktır diye düşünüyorum. Keza aynı şeyi Eyüp ve Arda için, Arda Turan Hoca için de söyleyebiliriz, ama tabii ki Eyüp'ün maddi koşulları futbolculara verebileceği bizden daha aşikardır. Ama bu anlamda diğer bence 16-17 takımdan Sakaryaspor daha avantajlı olabilir diye düşünüyorum. O yüzden fırsat transferleri biraz İstanbul takımlarından gelebilir. Artı olarak da Raşat'ın ya da gönderilecek yabancı kim olursa kontenjana göre bir adım atılacağını düşünüyorum. Peki Ali, sen nasıl düşünüyorsun orta saha kurgusu hakkında? Olası bir Bartu transferi aslında, işte Hasan'ın da yedeği yine Rotman gibi gözüküyor. Eren dediği gibi orada aslında nicelikte bir sıkıntı var. Yani nitelik de ayrı bir konu ama sayısı olarak da bir eksik var. Sen bu orta saha kurgusu hakkında ne düşünüyorsun? Evet, ya şimdi Bartu ne durumda, yani bu lige ne kadar hazır, fiziksel olarak ne kadar hazır bir durumda, bunu bilmiyorum. Ama ilk düşüncem herhalde Hasan'ın alternatifi olur gibi duruyor, oyun anlamında da rol anlamında da. Hasan 8'e geçer mi Bartu iyi bir performans verirse? Yani işte ya ben şimdi izlemedim ama yani oyuncuya baktığımda fiziksel olarak o git gelli bir tarzı yok benim bildiğim kadarıyla. Yok, daha pasör, Aynen. oyun kurucu. Ya biraz daha ne diyeyim? Yani tabii ki çok üst seviye bir örnek de Busquets gibi yani biraz daha. Uzun Aynen. pasları iyi. Yani o yüzden 8'de değerlendirmek bilmiyorum ne kadar uygun olur. Hasan belki 8'e çekilebilir mi? Eren'in öyle bir fikri vardı mesela. Bartu çok iyi Evet. geldi diyelim. Hasan'ın kariyerinde de var sanırım 8 oynamışlığı var. Yani ki mesela Adana Demir'de ben oynadığını hatırlıyorum. Evet, oyun içinde baktığımızda da zaten o kilit pasları zaman zaman altı oynarken de atıyor. 8 oynadığında da daha fazla atabilir. Yani değerlendirilebilir. Ben hazır Sinan demişken, demin de Sinan demişken oradan devam edeyim. Tamam. İlk yarıdaki istatistiklerine baktım. İlk yarıda toplam 4 tane şut pası varmış. Bütün toplam 10 maç oynamış. Sadece 4 şut pası. Bir golü var demin bahsettiğimiz gibi. O da boş kale. Zaten gol beklentisi de 1.34. Ben Sinan'ı şöyle değerlendiriyorum. Daha önce tweet de atmıştım. Fiziksel olarak bence bu ligin, yani oyun içerisinde herhangi bir aksiyonda yer alabilecek kadar fiziksel olarak hazır değil. Yani mesela şöyle baktığımızda, o etki ettiği anlara da baktığımızda hep topla bir veya iki dokunuşu var. Yani al ver yapıyor, tekte bırakıyor. Veya pas geliyor, tekte hemen oynuyor. Veya tekte şut atıyor. Yani topu alıp adam eksiltme veya bir iki 10-20 metre topu ileriye götürme gibi bir durum yok. Bence kalitesini de bu yüzden gösteremiyor. Yani evet, kalitesini hissediyoruz. O tek pasta hissediyoruz. Veya topun üstünden atladığını hissediyoruz. Ama fiziksel olarak o hazırlığı göremediğimiz için bu da oyuna yansıyor. Yani ben o açıdan, yani ilk yarıda performansına baktığımızda herhalde en hayal kırıklığı yaratan oyuncu Sinan'dır bu açıdan. Onun yerine yapılabilecek bir hamle de, yani takımı en fazla ileriye götüren hamle olur gibi geliyor bana. Yani Eren'in Pozisyon itibariyle söylediği özellikle. işte başkanın hani onlardan beklentisi, ben de şu düşünceyi de beraberinde getirdi aslında. Sinan'a muhtemelen devre arasında bir şans daha vermek isteyecekler diye düşünüyorum Yani bu arada ben. Yani senin dediğin gibi fiziksel gelişimini sağlayıp hadi sen burada iyi bir kamp ye, güçlen, kondisyonunu kazan ve gerçek Sinan'ı ikinci yarı herkese göster şeklinde bir motivasyon olabilir yönetim tarafından. Çünkü büyük beklentilerle alınmış, işte Eren'in bahsettiği gibi. Yani benim tarafımdan da orada
göz oyaşı eden bir oyuncu izlemek çok iyi olur. Simon transferi de maalesef olmadı. Bir an önce bundan vazgeçilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Valla Sakaryaspor'un bu sene genç kontenjanından yaptığı transfer, orta saha transferi Simon en büyük hayal kırıklıklarından biri. Hani tamam bilmiyorum ama bence sıfır verim. Muhakkak bir kumaşı vardır ama yani bence muhakkak hani bu oyuncu izlenmiştir, bir beklenti içinde de gelmiştir. Ama bence beklentinin çok 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 altında. Hani yabancı olmasa asla burada oynayabilecek kapasitede değil. Bu anlamda hani Cihat, senin inanılmaz önerilerin vardı Sakaryaspor yönetimine genç oyuncu anlamında. Hani genç oyuncu diye biz sanki hiç katkı alamayacağız ya da hani olursa ya tutarsa transferi diye düşünüyoruz aslında ama hani bu tarz wonderkid oyuncular çok farklı noktalara da gelebilir. Çok başka Sakaryaspor'a kazançlar da elde edebilir. Tabii Ama canım. bu anlamda maalesef 2 senedir çok başarısızız. Hani senin de bu anlamda çok iyi yönlendirmelerin olmuştu. Hani bunları biliyorum. Hani maalesef ben çok büyük bir Simon'u hayal kırıklığı olarak görüyorum. Hani bu çocuk Türk olsa Sakaryaspor'da değil Sapancaspor'da bile ben oynayamayacağını düşünüyorum. Ya maalesef yabancı transfer konusunda eğer dışarıdan yapıyorsak hep problem yaşadık. Geçen sene de işte Woolery falan gelmişti mesela. İlk maçta böyle ben bir beğenmiştim. Yanılmışım. Çok kötüydü yani. Sonrasında hani bu oyuncu nasıl izlendi, nasıl alındı açıkçası merak etmiştim. Yani o zaten bir devre dayanıldı, yollandı zaten sonra. Hani yönetim de farkına vardı Peki yanlış bir transfer olduğunu. Banza mı Simon mu? Banza mı Simon mu? Güzel. Hiçbiri. Banza'dan da ne beklentilerimiz vardı işte patlayıcılığı var falan bir umudumuz vardı o da çok kötü çıktı. Ama Türkiye'den yapılan yabancı transferlerinde verim alıyoruz mesela. Aslında bu bir gösterge. Demek ki Türkiye'de yani bilinen, izlenen oyuncular alındığında verim alınıyor. İşte Del Valle, Kasongo, Rossi hepsi bu ligin oyuncuları. Rotman bile, onu bile sayabiliriz. Ama demek ki yurt dışında aynı şekilde dikkatli bir şekilde izlenmiyor. O yüzden de verim alamıyoruz. Forvetlere geçelim. Forvetlerden bahsedelim. Sonra da hangi bölgelere transfer yapmak biraz daha isimle konuşuruz. Ali, forvetlere senden başlayalım bu sefer. Kanatları da forvetten sayıyoruz. Performansları nasıl buldun? Neler söylersin ilk yarı için? Yani ben de kısaca şey yapalım. Yani daha önce de söyledik, Del Valle herhalde özellikle son haftalarda yaptığı istatistikle ilk yarının o anlamda en öne çıkan oyuncusu. Ya bu açıdan da herhalde en iyi transfer Del Valle diyoruz. Ki sezonun ilk başında çok eleştiriyorduk. Onun dışında Kasongo, yani burada ben bunu yazarken de şaşırdım. %71 oynamış. Ama sanki sezonun büyük bir kısmını oynamadı gibi hissettiriyordu. Yani buradan Dino'dan aldığımız katkı son haftalarda önemli. Yani genel olarak baktığımızda yine burada bir yazmayan isim var, Bilal transferi. Evet, önemli bir nokta, doğru. O da önemli bir nokta. Hatta orada şunu da söylemek lazım. Yani Bilal sakat olmasa bile, yani Burak da Del Valle'nin arkasında bekliyordu. Yani bu da kadro mühendisliği açısından önemli. Yani Bilal sakat olmasa bile muhtemelen çok fazla kullanamayacağımız bir oyuncuydu. Onu da söylemek lazım. Rossi de herhalde sezonun en istikrarlı oyuncusu. Birinci maçtan son maça kadar hep aynı özveriyle, aynı konsantrasyonla, devamlılıkla oynadı. Yani bu şekilde özetleyebiliriz herhalde. Sen neler dersin Eren? Forvet hattıyla alakalı. Burak Süleyman'ın biraz daha süresinin azaldığını söyleyebiliriz herhalde. Belki sakatlıklar da etkili ama Del Valle'nin performansı da biraz etken oldu gibi. Ya kesinlikle Davai'ye Sakaryaspor yönetiminin geçen sezondan beri istediği, özellikle devre arasında Eyüp'ten çok, özür diliyorum, Ümraniye'den çok almak istediği bir oyuncuydu. Eyüp aldı. Hatırlarsanız final maçında da bize oynadı ama çok verimsizdi. Ben açıkçası sezon başında Davai geldiğinde hani 33-34 yaşında bir oyuncu ne katkı verebilir? Belki aşağı yöne doğru grafiği inen bir oyuncu diye düşünüyordum ama son haftalarda özellikle Tuncay Şanlı ile beraber inanılmaz kendini buldu. Demin de bahsettiğimiz gibi ben inşallah aynı dokunuşu şimdi Sinan'a da yapmasını bekliyorum. O da bir iç transfer çıkarabilirsek muazzam olur. Roşi geçen sezonun Davaye sezonun yani tüm ligin tüm bence en iyi sol kanat oyuncusu diyebiliriz Sakaryaspor dışında da. Roşi geçen sezondan daha istekli, daha verimli ve geçen sezon çok çabalıyordu ama istatistiği yoktu. Hani muazzam görünüyordu.
Cihat biliyorum seni de çok sevdiğim bir oyuncu. Bayılıyorum. Ondan sonra evet. Bir hemşeri torpili de var mı bilmiyorum ama orada da senin de çok Balkanları severiz, evet. evet. Çok benim de yani stil olarak, fizik olarak çok beğendiğimiz bir oyuncu ama geçen sezon çok istatistiğe dokunamamıştı. Bu sezon onlara da başladı. Fiziksel olarak da düşmemesi, sol kanatta çok teknik, kreatif bir oyuncu. Sağ kanatta daha ısıran, koşan, şut deneyen bir oyuncu. Bence güzel bir şey oldu. Burak Süleyman bence ligdeki yani kanat oyuncuları, orta saha oyuncuları arasında çok kıymetli bir isim. Yani Burak bence bu sezon şu an tam 2 sezonu oldu. Yani ikinci ligdeki sezonu da sayarsak Burak çok büyük bir profesyonel ve çok çok iyi bir oyuncu. Ben Sakaryaspor'da izlediğimden Burak'a çok mutluyum bu takımda olduğu için. Gerçekten zaman zaman düşebiliyor oyundan ama gerçekten bu sezon özellikle geçen sezon da çok iyiydi. Bu sezon da bence işini çok iyi yapıyor. Yani yedek bir yerli orta saha Çekince. ve kanat olarak hani daha iyisini alabilir miydik bilmiyorum. Belki de alabilirdik ama bu kadar uyumumuzun olduğu bence çok iyi bir oyuncu. Ben Burak'tan da çok memnunum. Asıl problemimiz işte bu üçlü. Hani demin stoper için söylediğim nasıl iki as, iki yedek, bir de beşinci plase. Aslında kanatlar için de geçerli. Biz burada maalesef üçledik. Çünkü Bilal ha döndü ha dönecek. Sezon ortası ilk yarı bitti. Şimdi zaten yollar ayrılıyor. Raşat Muhammed geçen sezon müthiş bir istatistikle geldi. Çok iyi bir hepimiz muazzam beklentilerimiz vardı. Hem kanatlarda hem forvette Kasongo'yu yedekleyebilir diye. O da inanılmaz bir hayal kırıklığı oldu. Yani hiçbir şekilde Raşat olmadı bizde. Niye bilmiyorum. Kötü bir oyuncu kesinlikle diyemem ama Adapazarı topraklarında yetişmedi bu çiçek. Biz de hiçbir şekilde verim alamadı ve büyük ihtimal onunla da yollar ayrılacak. Kendisi şu an kampta bile değil. Dolayısıyla biz oyun olarak orayı beşlememiz gerekirken maalesef üçledik. Oradan zaman zaman sağ kanatta Ali'den destek aldık. O da ayrı bir nokta oldu ama ondan destek alırken tabii ki bekten yedik alternatifinde. Dino ve Kasongo sezona Dino iyi başladı. Ama ben her zaman Kasongo bizim Sakaryaspor'un 2 senedir yabancı transferine özellikle o kadar performansıyla domine etti ki hani bir sürü olumsuz örnek sayabiliriz 2 sezondur yaptığımız gibi ama Kasongo o noktayı inanılmaz doldurdu. Benim düşünceme göre Sakaryaspor'un forvet hattında yani santrofor hattında bir transfere kesinlikle ihtiyacı şu an için yok. Ama bir kanat kesinlikle alınmalı. İkincisi lüks kesinlikle olur ama bir kanat kesinlikle ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Çünkü Raşat'tan verim alamadık. Aynı zamanda zaten yollar ayrılacak çok büyük ihtimalle. Bilal'i de zaten saymıyoruz. Dolayısıyla 3 tane kanat pozisyonunda iyi oyuncumuzun olduğu noktada ilk 11 de Deva'yı kesebileceğini düşünmüyorum ama Roshi'nin daha üzerinde bir oyuncu alabilirsek tabii ki olur. Ama alamazsak özellikle sağ açıkta oynayabilecek, zaman zaman santrafora da destek verebilecek bir kanat ihtiyacımızın olduğunu kesinlikle düşünüyorum. Ya bu arada Delvaye konusunda ben hep olumsuzdum. Ya onu da şöyle açıklayayım. Mesela geçen birisi yazmıştı, önüme düştü de hatırlamıyorum yani, kusura bakmasın kim yazdığını. Ya işte Sakaryaspor kendi evinde Erzurum'u işte kimle beraber kaldı? Urfa'yı yenemiyor ama gidip Eyüp'ü yenebiliyor, işte deplasmanda gidiyor daha güçlü bir takımı yenebiliyor diye. Daha güçlü takımlar rahat yeniyor. Çünkü bence bununla alakalı biraz yani. Delvaye'de, Roshi'de ikisi de daha çok kontratağa yatkın oyuncular ve içeride kapanan takımları Delvalle'de, Roshi'de, çok Kasongo'da, hatta biraz çok çözecek oyuncular değil. Biraz da bununla alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani Delvalle'yi benim olumsuz bakmamın sebebi de buydu. Mesela Burak'ı Delvalle'nin önüne koymamın sebebi de bu. Ya Burak daha çilingir bir oyuncu. Oyuna girdiğinde de maçı çözen, işte yaptığı asistlerle, yaptığı şutlarla biraz daha kreatif bir oyuncu. O tarz bir oyuncu eksikliğini yaşıyoruz bence, işte hem 10 numaradan hem de kanattan. Bizim kazanmamızın da aslında olumlu açıdan referansı Delvaye, ama içeride o belki kaybettiğimiz puanların referansını da oraya verebiliriz. Hani öyle bakıyorum. Transfer noktasına gelirsek ileriden başlayayım ben de. Ben Kasongo Dino'nun arkasında bir Mustafa Pekdemek vari genç bir oyuncu. Yani ben kaçta, ben liseye gidiyordum o zaman. Graf vardı forvette. Burak Akdiş, Ferdi vardı. Ferdi Başoda, Graf, bir de Mustafa Pektemek vardı. O zaman 4-4-2 oynuyorduk. İşte o Mustafa Pektemek, yani 18 yaşındaki Mustafa Pektemek'in
Kasongo ve Dino'nun arkasında olması lazım şu an diye düşünüyorum. İşte Eren'in hep bahsettiği yani bir tane plase olsun diyor ya genç. İşte öyle bir genç bir forvet olursa bence çok iyi olur. Kanat oyuncusu olarak bence işte Simon yollanmalı bence. Çünkü verim alamadık, zorlayamadı yani. Takımda en verimsiz Sinan'dı. Onu bile zorlayamadı. Onun yerine işte Eric Lopez tarzı isim de vereyim. İlle bir oyuncu olacak diye bir şey yok zaten. Kulüpte izleyen kişiler vardır benden daha yetkin. Ama bu profilde işte maliyeti düşük ama potansiyeli yüksek. Roshi'de işte Del Valle'yi de zorlayacak. Belki de ileride satabileceğimiz tarzda bir oyuncu. Bir genç oyuncu. Kontenjan da götürmeyecek. Kanada transfer edilebilir. Orta sahaya gelirsek burada ben artık yani Kangere tarzında böyle sembolleşecek bir isim görmek istiyorum ben Sakaryaspor'da. Yani mesela Batay'a mesela işte Bursaspor'un artık sembolü olmuş değil mi? Yani işte Batay'a deyince Bursaspor akla geliyor. Yani bütün ülkede bilinen bir şey. Ya yani Sakaryaspor'la da böyle özdeşleşecek bir 10 numara. İşte bizim biraz da işte Kolon kulübüyle de işte Metin abinin sağladığı bir dostluk var. Sonradan da gelişen diğer oraya giden insanlarla. Bir Güney Amerika kültürümüz var işte. Amerika kültürümüz var. Tatanka birçok insan bilmez belki işte. Tatanka bizon demek. İşte yerli dilinde Sioux kabilesinde. Ya o Amerika kıtasıyla bir bağlantımız var. Bir Güney Amerikalı 10 numara işte Kangelelerden, Kapurolardan gelen. Ya ben orada Konça tarzı, onun da ismini vereyim. Jairo Konça. O, ya tabii ki alınması oyuncuların kolay değil ama bu profilde takımı yükseltecek, seviye atlatacak ve Süper Lig'de de oynayabilecek bir 10 numara ben görmek isterim şahsen. Bu olur mu olmaz mı? Tabii ki yönetimin bileceği iş ama bir taraftar olarak böyle bir oyuncu görmek isterim. Ve iki oyuncuyla da kapatılabilir bence transfer. O nicelik olarak stoperlere eklenecek kişi de yerli bir stoper belki bulunabilir. Kiralık alınabilir. Tıpkı Bartu Elmaz gibi büyük kulüplerde ya yani büyük derken de işte daha önce şampiyonluk yaşamış. İşte Galatasaray, Fener'den bahsediyorum. Oralarda oynama şansı bulamayan ya da Süper Lig'de bir belki yerli 6 aylık oraya geçiştirilebilir. Ali'nin dediği gibi sonradan daha net bir oyuncu almak için. Önümüzdeki dönemdeki transfere bakış açım da bu şekilde benim. Evet. Ya benim şey eklemek istediğim şey transfere ek olarak Sakaryaspor Kulübü'nün şu anki mevcut sözleşmeli oyuncularının yaklaşık %70'inin 75'inin sezon sonu sözleşmeleri bitiyor. Benim için öncelikle ağırlık vermemiz gerektiğini düşündüğüm şey iç transfer. Çünkü ister bu ligde kalalım ister Süper Lig'e çıkalım. Her sene yaptığımız hataları sil baştan 10 transfer 12 transfer yerine bu sezon çok çok iyi bir aslında kadromuz var ve Evet. sözleşmesi biten oyuncular aslında bizim her şeyimiz diyebilirim. Doğru. Kimyayı bozmamak lazım. Evet. Kesinlikle özellikle bonservis kazanabileceğimiz oyuncular varken bunlarla maddi olarak çünkü yıllardır bildiğimiz oyuncular var. Burak Süleyman, yıllardır Kasongo, Sakaryaspor'un bonservis kazanabileceği çok ciddi oyuncuların hepsinin bu sezon sonunda Mayıs ayında sözleşmeleri bitiyor. Aslında devre arasında minimum 5-6 oyuncuyla bu sözleşmeleri yenilemek muhakkak bizim gelecek adımlarımız için de çok daha kıymetli olacaktır diye düşünüyorum. Evet, ben de tam bu noktaya değinecektim. Tam geçen sene bu dönemlerde Kasongo'nun bonservisini konuşuyorduk muhtemelen. İşte satılmalı mı satılmalı mı diye. Satılmamalı mı diye. Şimdi 6 ay sonra sözleşmesi bitiyor. Ve kaybetme durumumuz da var. Bu da bence kulübün yine dikkat etmesi gereken konulardan biri. Çok Ya kısa bence araya trans... gireyim. Önümüzdeki haftadan itibaren 6 ay süresi kalan oyuncularla diğer kulüpler sözleşme imzalayabiliyor sanırım. Evet, o Türkiye için geçerli değil galiba. Yani Değil mi? Türkiye için süre daha az. Hmm. Tam emin olmamakla birlikte sanırım öyle. Tamam. Ama Avrupa oyuncuları için öyle. Ya transferde de şimdi yine Eren abinin dediği gibi. Yani diyelim 6 ay sonra Süper Lig'e çıktık. O zamandan şimdiden alacağımız oyuncunun da 6 ay sonra Süper Lig'de oynuyor olabilmesi lazım potansiyel olarak. Bence öyle oyunculara yönelmemiz gerekiyor. Yani 6 ay bizi birinci ligde idare etsin oyuncusu değil de hem gelsin 6 ayda bize birinci ligde katkı versin hem de Süper Lig'de çıktığımızda katkı versin. Bence öyle oyunculara yönelmek gerekiyor. Yani senin söylediğin isimler de önemli oyuncular. Yani transfer etmesi de zor oyuncular. Ki Tabii bence öyle tabii yani bir zor. iki günde olacak transferler de değil yani. Ama çok kısa araya gireceğim Ali. Burada benim şunu söylemek isterim. Şimdi oyuncuyla ilgilenmek de önemli bence. Sadece transfer etmek. Çünkü Sakaryaspor camiası şöyle bir camia olmalı. Yani biz gidiyoruz işte
Konça ile görüşüyoruz. O kulüple bir iletişimimiz oluyor. Yani oralarda oluyoruz her zaman. Bizim yönetimimizdeki bazı isimler, işte dış ilişkilerden sorumlu kimse, oralardaki insanlarla iletişim halinde olduğu zaman önümüzdeki süreçte bu sefer bu oyuncu olmaz da daha farklı iyi bir oyuncu orada görürsün. Onu alırken kolaylık sağlanır. Yani bu network ağının kurulması lazım. Asıl önemli olan bu isimden ziyade. Aynen öyle. Ya atıyorum veya Ya bugün kesinlikle yapamayız. o ikili ilişkileri kurmak çok önemli. Evet abi. Şunu söylemek istiyordum ben de, özür dilerim Ali. İkili ilişkileri kurmak çok önemli. Hani Fenerbahçeli ya da farklı kulüplerle de, yabancı kulüplerle de bu olabilir. Ligi bilen yabancı. Ya bu bence çok vizyonu dar bir bakış açısı. Sakaryaspor Kulübü'nün vizyonu kesinlikle bu olmamalı. Yani ligi bilen, hep bu ligde oynamış, garantiye gidelim. Yani bu ligde kendini kanıtlamış. Tabii ki belli bir yabancı oyuncu da atıyorum %40'ın 50'sinde bunu yapabilirsin ama herkes bu lige gelirken kimse bu ligi bilen bir oyuncu diye almıyordu. Yani belli başlı riskler tabii ki alınabilir. Ama ligi bilen yabancı Sakaryaspor Kulübü'nün ufku bence kesinlikle bu görüş olmamalı. Yani hep biz bu ligde, TFF 1. Lig'de ya da Süper Lig'den ligi bilen yabancı oyuncu almamalıyız. Bu anlamda işte ikili ilişkilerle, networklerle, yani çok basit scout hamleleriyle, çok ufak bütçelerle çok ciddi kazanımlar elde edebiliriz. İşte demin Cihat'ın örnek verdiği gibi bir oyuncudan 5 milyon euro kazanmak mı, ligi dördüncü bitirmek mi? Sivasspor için muazzam bir bütçe. Bilmiyorum ne kadarlık bir bütçesi ama Sakaryaspor'un şu an örnek veriyorum 5 milyon euro konuştuğumuz için söylüyorum. 5 milyon euro bu sezonki neredeyse bütçesidir Sakaryaspor Kulübü. Bonservis kazanabileceğimiz oyuncular elimizde hali hazırda varken bunların sözleşmesini gerekirse iyileştirerek Kasongo örneğinde olduğu gibi önümüze bakmamız lazım. Çünkü şu anlamda da yönetimin hakkını vermek lazım. Gerçekten kulübün mali olarak oyuncu lig ortalamasının çok daha ekonomik boyutlarda ve oyuncu maaşlarımız. Yani rakiplerimizin bakıyorum adı sanı belli olmayan oyuncuları bizim gol kralı oyuncumuzun iki katı maaş ödemeleri oluyor. Bu anlamda bu çok iyi bir şey ama sözleşme olarak da risk olarak da bence artık biz uzun yıllardır bu ligde değildik tabii ki. Sakaryaspor'un eskiden ismi hep birinci ligde, yani şu anki bulunduğumuz birinci ligde playoff oynardı. Ama uzun yıllardır dedik. Şimdi geri geldik. Artık bu ligi bilen yabancı düşüncesinden, vizyonundan artık ben çıkmamız gerektiğini düşünüyorum kesinlikle. Evet. Ya orada şöyle bir avantajımız da var. Şimdi ligdeki bütün maçlar 90 dakika canlı yayınlanıyor. Bunun neticesinde o scout programlarına düşüyor. Yani oyuncuların izlenmesi açısından da büyük bir fırsat bu şekilde olması. Yani Sivasspor nasıl satıyorsa bizde de aynı bir oyuncu olsa yani bütün dünyanın haberi hemen olacak, anında olacak. O da büyük bir avantaj. Konça konusunda tam şunu söylüyordu. Yani oyuncuyu bugün transfer etmek kolay değil. Ama sen bugün istersen atıyorum Portekiz Ligi'nden bir takıma gidebilir. Bugün ikna edemezsin ama 6 ay sonra başka şartlar oluşur. Oyuncunun bu sefer Sakaryaspor'a bakışı daha farklı olur. 6 ay sonra daha kolay ikna edebilirsin. Yani oralarda gezinmemiz gerekiyor bence de. Yani bir günde olmaz ama 6 ay sonra olabilir bu transferler. O olmaz, başkaları olur. Ben de kesinlikle aynı görüşteyim. Bu network'te olduğumuzu, bu vizyonda olduğumuzu göstermemiz lazım. Toparlarsak ben de Sakaryaspor'un Cihat önden başladı. Ben de geriden başlayayım. Bir stoper, bir orta saha oyuncusu. Ama bu orta saha oyuncusu çok iyi bir 6-8 de olabilir. Çok iyi bir 10 numara da olabilir. Bu tamamen yabancı kontenjanına göre. Ve iyi bir skorer kanat transferi. 3 transferin kesinlikle ayrılık olmazsa 3 transferin Süper Lig yolunda Sakaryaspor'a çok ciddi ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ali, senin var mı önerin bu şekilde? Yani ben o en genel açıdan bakarsak bir tane genç kanat Bartu tarzından kiralık 6 ay işte Roşin arkasını tutacak. Kalan bütün gücümüzle de 2-3 yıl ilerisini de düşünüp orta sahaya kreatif bir oyuncu dedim. Evet, son olarak da şu konuya da değinelim diyorum. Bugün çünkü süremizi sınır koymadık bugün. Sapancaspor'un kalecisi sanırım Bodrumspor'a gitti. Kaleci Rüzgar Adıyaman'dı sanırım ismi. Doğru mu hatırlıyorum? Evet doğru. Ben doğru Bodrumspor hatırlıyorum. Bodrumspor'a transfer olmuş. Sen de yazmıştın galiba. Böyle de bir konu var Sakaryaspor'da oynamadan amatör takımlardan
diğer kulüplere transfer olan oyuncular Muhammed Tatepe, Emre Kılınç. Mithat Sakaryaspor'un Bala. biraz daha herhalde burada da dikkat etmesi gerekiyor. Mithat Bala da var yine. Evet. Altyapısını Sakarya'da alıp o tarafa giden. Sözleşmesi de Yani bitiyor onun bu arada. evet yani o da ilgi yani şu da var yani Bodrumspor işte ikinci üçüncü ligi takip edip oradan yatırım yapabileceği oyuncuyu alıyor. Yani Sakarya'dan da olsa bulup getiriyor. İşte yani bu da hani hep diyoruz ya kulüp için gelir nasıl olur? Yani bu tarz araştırmalarla yani bir tutmaz iki tutmaz ama bu tarz yapacağın araştırmalarla önemli gelir elde eden kulüpler var diyelim. Evet. Elimizde de Yunus Emre'yi sen izlemiştin. Umut Uzun var. Hani elimizdeki gençlerden biz bir şey çıkarabilir miyiz? İşte Alihan Gümüş vardı, artık yok. Berkay vardı, yok. Geçen Evet. seneden. Ahmet Yani Efe var son... yine U19 takımında. Belki üçüncü olarak yazılabilir. Bazı maçlarda da kadrodaydı. Yani 6-7 golü var onun da bu sezon. keşke görsek. Çok güzel olur. En azından hazırlık maçında mesela yarın görsek güzel olur. Bir 10 dakikada olsa oynasa. Yani en son altyapıdan çıkıp düzenli oynayan sol bek Canberk mi var? Başka hatırlıyor musun? Evet. Doğru muhtemelen Canberk. Yani bu da aslında Canberk, güzel Burak olarak Bekeroğlu. o daha önce mesela değil mi? Aynen. Yani beraber de oynadılar. Zaten daha Hı. öncesi transfer yasağı bütün takım öyleydi. Evet, onu saymıyoruz. Aynen öyle. Yani bu konu da aslında uzun uzadıya konuşulacak bir konu. Evet, yine bu arada Belki bir gün yine bir çok benzer bir altyapı haber vardı. Sivasspor 14-15 yaşında yine bir amatörden Sakarya'dan oyuncu aldı. Geçtiğimiz haftalarda. Aa evet doğru hatırladım. Evet, öyle de bir konu var yani. Yani bunun için şöyle söyleyeyim yönetimde sorumlu bir şey olabilir yani bir şube olabilir bununla ilgilenen. Nasıl bir futbol şube varsa işte altyapı ile ilgilenen bir yönetimde de birileri olup bu konularla da ilgilenebilir. Diyelim bu programı bayağı uzattık. Eren'e teşekkürler. Son anda o bir hattan düştü. Programı biz kapatıyoruz. Ali teşekkürler ağzına sağlık. Ağzına sağlık ya. Çat Caddesi Podcast'ten bu haftalık bu kadar. İlk yarıyı değerlendirdik. Sorularınızı, görüşlerinizi yorumlara bekliyoruz. Videoyu da beğenirseniz ve yorum yaparsanız seviniriz. Teşekkürler. Hoşça kalın.